Millet Bahçesi gibi çok sayıda proje var. Tabii bunları anlatmadık. Bugünkü şeyimiz proje anlatma değil. Başkanlığı da hatta CEP parklar demiş. Otopark, teknolojik otoparklar demiş. Onlar var. Ama teşekkür ederiz. Onları hemen değerlendirelim. TOKİ'den alırız. Biliyorsunuz. Ben TOKİ'den mesela nereye aldık biliyor musunuz? TOKİ özellikle Sağlık Bakanlığı TOKİ'ye olan borçlarından dolayı gençlik merkezi var ya, benim haberim yok arkadaşlar. Ben isim vermişler. Ben bütün koca araçlar yaptım. İsim vermedim. Ama karar almışlar böyle bir isim. Teşekkür ederiz ama ben tarayı biliyorum. Onları birlikte vesile olsun Sayın Bakan. Biliyorsunuz. Temel attırken orada sözünü almış. Yani dolayısıyla mesela orayı yüksek katlı binalar verecek. Gençlik merkezi yaptık. Karar hatırlıyorum, belediye başkanı buraya karayollar park yapalım dedi. Onun karşılığında ne verdik biliyor musun? İnanın Yıldırım'a Erzincan'da esen yeri verdik. Orayı aldık yani. Şimdi orada başkan yine bir yer alacak sözleri vardı. İnşallah bunlar artacak. Otoparkları artırıyoruz. Kurtuluş Caddesi'nde de çocuk parkı ve küçük bıçak parklar ve aynı zamanda otoparklar şart projesinde var. Ona da bakalım. Sayın Bakan, şimdi ben cevap geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanımız aklına geldiğinde İstihbarat Topluluğu yerinde incelemeye giderken müzenin önünden geçti. Burası nedir? Mevcut müzemizde. Topluluğu Genel Başkanı da vardı. Ne oldu burası dedi. Efendim burası özelleşti, satıldı. O zaman arkadaşlar bulun. Burayla takaslaşın, başka bir yere arsa verin veya bedelini ödeyin, burayı yeşil alan yapın dedi. Böyle bir Sayın Bakanımızın talimatı var. Tabii TOKİ'de arkadaşlar bakacaklar, arkadaşları ikna edebilirlerse orayı yeşil alan bırakın. Başka bir projemiz...